Hünkârım. Daha önce malumat verdiğim üzere Bosna ve Budin'in hazinesini bizzat kendim getirmek istedim. Lakin talihsiz bir zamana denk geldim. Bütün şehir harap olmuş. Büyük geçmiş olsun hünkârım. Zaman geçtikçe felaketin büyüklüğünü daha iyi anlıyoruz. Cibali Kapı, Kadı Çeşmesi, Un Kapanı, Fatih. Bunlar en çok hasar gören yerler. Saraçhane ve Sarıgür semtleri de öyle hünkârım. 20.000 hane yok oldu. Binlerce insan evsiz kaldı. Mustafa Paşa Çarşısı da kül olmuş vaziyette. Yangın esnasında ulemadan da pek çok zat Hakk'ın rahmetine kavuşmuş hünkârım. Mal, mülk bunlar telafi edilir. Gerekirse yerine de konur. Lakin o zatların telafisi yok. Maalesef. Allah rahmet eylesin. Hünkârım, siz başımızda olduğunuz sürece biz bu afetin üstesinden geleceğiz inşallah. Afet değil Mehmet Paşa. Başta ben de öyle sanıyordum lakin afet değilmiş. Yangın kasti çıkarılmış. Derhal tetkik edin. Bilhassa limana gidin. Yangın orada başlamış. Mutlaka bir iz bırakmıştır bu gafiller. Evsiz kalan insanları vakfınıza bağlı imaretlere yerleştirdik sultanım. Kafi olmadı tabii. Birçok insan hala sokaklarda. Biliyorum Halil Paşa. Dün tebdil olarak gezdiğimde gördüm. Vaziyet kötü. Emriniz nedir sultanım? Payitahtta ne kadar han, bekar odası varsa kiralayın, erkekleri oraya yerleştirin. Civarda ne kadar köşk, konak varsa onları da hazır edin. Kadın ve çocuklar orada kalacak. İyi düşünmüşsünüz sultanım. Ben hemen alakadar olacağım. Hacı Mühür'le ilgili konuşan oldu mu? Emrinizdeki herkes sorgusu hale duruyor. Lakin bir netice alamadık henüz. Sultanım, Abaz'a Mehmet Paşa payitahta gelmiş. Hünkârımızın huzurunda şimdi. Haber et, işi biter bitmez yanıma gelsin. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Mehmet Paşa. Bu kadar erken beklemiyordum seni, hayret ettim doğrusu. Hazineye refakat ettim sultanım. Bu vesileyle de gelip sizleri görmek istedim. Belki bir ihtiyaç hasıl olur diye. Meğer siz de beni çağırmışsınız. Gönderdiğiniz mektubu yolda aldım zaten. İsabet olmuş. Sana burada ihtiyaç var. Hele ki böyle bir devirde. Bir daha geri dönmek yok. Payitahtta kalacaksın. Kubbe veziri olman için elimden geleni yapacağım. Divandaki gözüm kulağım olacaksın. Her daim hizmetinize amadeyim sultanım. Mehmet kulunuzu bahtiyar ettiniz. Sultanım, hünkârımız Mehmet Paşa'nın size yakın olduğunu düşünüp divanı almakta tereddüt edebilirler. Bir yolunu bulacağım Ester. Aslında benim aklıma bir şeyler var. Paşamızın divana girmesinin en kısa yolu damadınız olması. Hadimi aşmak istemem fakat ben kendisini Gevher Han Sultanımızla pek yakıştırıyorum.